Soner'den bu kalkışı kesinlikle beklemezdim. Evet. Burada ben Soner'in kelimesinin bitmesini sonuna kadar bekledim. Soner'e cevap verecekken kalkıp gitmesi hoş değil. Lafını balla kesiyorum, çok özür dilerim. Siz burada tam olarak kahve yaparken Yasem, Murat, biz burada sizi bir 10-15 dakika bekledik, gelin diye. Normal, o da onu beklediği için ya. Siz gelmediniz ve oraya gittiniz. Bak 10-15 dakika şurada bekledik, gelmediniz ya. Gerçekten çok morali bozuldu. Dedi ki ekip zaten dağılmış durumda. Onlar niye oraya gidiyor? Keşke 15 dakika burada durmak yerine buraya gelselerdi de biz bu konuyu halletseydik dedi. Bundan dolayı bir üzüntüsü, bundan dolayı bir tezeyanı var. Bu da gayet bence normal. Yaptığı hareket normal zamanda normal karşılanmayabilir ama hani olayları yeri ve vakti ve zamanına göre değerlendirirsek bu yapılmış harekete karşı hani bilinçlidir, bilinçsizdir bunu bilemem, ben bunu yargılamıyorum ama bu hareket, o harekete karşı bunu yapması da bana abes gelmiyor. Karşılığı bu saygısızlık olmamalı. Gelir burada aynı şekilde konuşur, oturur benim kelimelerim bitmesini bekler. Ondan sonra gider. Hani burada ekip liderim değilsin. Bundan sonra ben sizin sözüne değilim. Aynı ekip içerisindeyiz. Birbirimize kilitlenmek zorundayız. Aynı ekip içerisinde kenetlenmek zorundayız. Ama aynı ekip. Furkan. İki ekip olarak neden görüyorsun bunu? Bu kutuplaşmayı aynı niye düştünüz? Evet. Furkan, olmayan şeyler niye konuşuyoruz ki? Hani dün biz burada... Çünkü... Kelimemi bitirmedim, özür dilerim. Hani soruyu soracak mısın? Söyle yapayım. Dün biz burada farklı farklı okay. Oturup istişare yapmadık arkadaşlar. Tamam. Ben kendi adıma konuştum. Murat kendi adına konuştu. Yağız kendi adına konuştu. Okay. Buradan kalkıp denildi ki siz bir ekipsiniz. Ben bunun tesadüf olduğunu Bu ekibi... Ben bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Seni inandırmak için zorlamayacağım. Doğrudur. Ama bunun böyle olduğunu ben söylüyorum. Bunun tesadüf olduğunu, inanmamak hayatta, sana kalmış. Hayatta böyle tesadüflere inanmıyorum ben. Bunun da tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Tesadüf. Belli bir ekip içerisinde ekip oluşturulup böyle bir belli bir ad verilmiştir. Ben buna kesinlikle buna inanıyorum. Düşüncene saygı duyuyorum. Şunu Furkan saygı duyuyorum. Şöyle bir şey diyeceğim. Bir dakika. Hemen çok özür dilerim. Yok, hemen kısa bir soru. Sorusu var. Yok. Murat şey diyor. Çok kısa özür dilerim. Yani Murat söylemek istiyorum. Sor. Şimdi bak bugün iki tane oyun var. Tamam, biri avantaj oyunu, bir de eleme potası oyunu. 3+3+1'imiz. Yani 7 kişiyiz ya totali. 3 biziz, 3 sizsiniz. Bir tane nötr adam var. Acaba oyuna nasıl gideceğiz çok merak ediyorum. Evet. Yani dağılmış bir vaziyetteyiz farkındaysan. Yok, oyunda değişeceğiz. Yok, oyunda değişeceğiz. Sen buradan mücadele edeceksin. Benim şansımda nasılız biliyor musun? Bak bugün nasılız biliyor musun? Anılacak. Gel. Eli boşta kalmasın. Tamam mı, oyunda? Bak. Beklediğim bu beyler işte. Olması evet. Gereken tamam de bu. Mı? Ama işte bunu yapmadınız. Burada her şeyi konuşuruz. Anladım, 15 dakika bekliyorum. Oyunda şöyle, bu başka. Çok özür dilerim. Çünkü bu şeye sonuç olabilir. İşte Oğuz'a söylediğim şey vardı ya, benim seni artık takım lideri olarak görmüyorum. İşte aynı şeyler. Saygı duyuyorum ama artık onun söylediği hiçbir şey beni ilgilendirmiyor demiştim. Oğuz'a da şaşırıyorum ya. Ay ne, boşa kullandı Furkan'a oyu. Efendim? Ben Murat'a çok şaşırıyorum. Murat çok güzel bir dostluğu bitirmiş gibi şu an. Ne olmuş olabilir iki günde ya? Çok ilginçler. Gerçekten akıl alır gibi değil ya. Bir anda saf değişti de Yağız falan. Yağız'a hadi tamam. Belki dersin ama Murat çok ilginçti. Ben şaşırıyorum ya. Oynamamışım, hiçbir şey yapmamıştı orada. Bir de bizim söylediklerimizi uygulamamış. Seni nasıl güçsüz görebilirler? Onca zamandır yani buradayız, bak birlikteyiz. Seni nasıl güçsüz görebilir derdi, potaya koyabilirler ya. Ben anlamıyorum zaten bunu, ne yapmaya çalıştığını. Hadi Yağız'ı biliyorum, sevmiyordu, veriyor. Yağız'a farkında çok bir şey söylemedim Yağız'a. O da atlıyor ama oradan. Atlasın. Sizin bu ekip arasında üçlüye mi bölündünüz, ikiye mi bölündünüz siz ya? Ben i̇kiye anlamadım. İkiye bölündük. Ben Burak, Anılcan. Oğuzhan ortada. Diğer üç. Biz de yanınızdayız biliyorsun. Müsaade yok, etmeyiz. Yok, hatam olsa potaya yaz. Hiç umurumda olmaz. Normal ya hak etsen ederim. Diyeceksin ki evet ben bunu yaşadım, bunu yaptım, yaşattım dersin yani. Hak etmediğim bir şey yapıyorum ya şu an, ben ona ayrı olurum zaten. Daha ikinci gündeyiz bakalım. Ben sonrasını göreceğim onların. Kasmayacağım ki oyunda kendimi, dokunmazlıkta. Yesinler birbirlerini. Ne kasacağım? Size farklı bir grup mu oldunuz? Merhaba. Yok, biz grup değiliz, arkadaşız zaten. Sana şunu sormak istiyorum. Neden sözüm? Ben senin kelimelerin hepsinin bitmesini bekledim. Sen niye gelip... Dinleyebileceğim bir şeyle davranmıyorsun bana, o yüzden. Niye? Neden bu? Haksızlık yapıyorsunuz çünkü. Ne gibi haksızlık sen yapıyoruz? Sen Murat da. Sen beni bir gün gördün. Eğer performansa dayalı bir şey bakıyorsan, bu evde senin en son yazacağın kişilerden biri benim. Kesinlikle. Bak en son diyorum ama, bak en sondayım neredeyse. Anlayacaksın. 3-5 kafa adam vardır.
en sonlarındayımdır yani performans olarak. Ve pişman olacaksın bunu da söyleyeceksin. Ben Yağız'a dün bir şeyler söylüyorum, onları uygulamıyor, kafasına göre hareket ediyor. Diyorum ki ben sana bu yani pasta kekini şeylerini del, içerisi yumuşak olsun. Beni dinlemiyor, benimle arası iyi olmadığı için. Hata yapıyor, üstüne üstlük yeniliyoruz. Ve bunu orada açıklıyorum ben. Sen üstüne üstlük bana gelir, oy verirsen ben bununla gruplaşma ararım, bunun art niyet ararım. Gruplaşma yok, yanlış düşünüyorsun. Bak art niyet ararım. Bak ben şu an böyle kalktım geldim ya, oyunda bir şey yapmayacağım zannetme. Ben yine oyunda deli gibi ben oynarım. Ben de buraya onun için geldim. Ben yine oyunda deli de, gibi oynarım. Ben kimse hakkımı yine, yedirtmem ben zaten. Ben buraya yine onun için geldim. Sana şunu söyleyeyim. Biz kendi aramızda bir istişare yapıp soneri yazalım diye düşünmedik. Ben oraya çıktım. Tamam, biz başarılıydık. Böyle gösteriyor. Tamam. Davranışlarımızı sen bu şekilde algılamış olabilirsin. Herkes böyle algılıyor. Biz oraya çıktığımızda ben kendimi biliyorum. Onlar da kendini biliyor. Şu anda kimse kendini yandıracak bir yer yok. Ben İçeride Burak... ben senin lafını sözünü kesmedim. Senden de ricam buraya geldim. Dinliyorum, beni tamam. Dinlemen için benim de senin lafımı sözümü kesme. Dün senin adını verme sebebim şu. İkisinin mücadelesini gördüm, başarılı olduğunu biliyorum. Yanlış anlama beni kesinlikle. İkisinin de gerçekten erkekler arasında güçlü olduğunu biliyorum. Ve onları yazmam. Ben buraya geldiğim zaman birisiyle aram kötü, o yüzden yazayım. Ben bu düşünceyle gelmedim. Bunu şimdi savunuyorum, en sonunda savunacağım. Ama bak Yağız'ın yetenek ve gücü var. Şimdi bak, ben lafınızı bölmedim. Lafınızı, lafınızı, biz buna takılıyoruz. Lafınızı bölmedim. Bunu söyleme sebebim Anıl Can'a karşı, Oğuzhan'a karşı birazcık daha sönük kalması. Benim buradaki niyetim. Pasta yapıyorsunuz, ne yapabilir ya dışarıdayken? Arka planda sönük kalması. Söylüyor, ben de şunu söyleyeyim. Bir isim söylemem gerekiyordu. Evet, diğerlerine göre sönük kaldığını düşündüğüm için. Bunu orada da söyledim. Sönük kaldık. Kafayı yiyorlar kızlar. Bu yüzden. Ben sana şunu söylüyorum. Kendi görüşüm bu. Seni birazcık daha hırslandırmak için. Bak bu ne kadar güzel hırslandın şu an. Beni şu an hırslandırmaz mı? Niye her eve gelen hırslandırmak için? Bu şekilde yapmak için potaya geldim. Bu benim düşüncem. Gelenin veya gidenin değil. Senin gibi yapanlar var ve çok saçma. Anlamadım. Mesela ben de hırslanayım diye potaya girmiştim ilk gün. Saçma. Çok saçma bir muhabbet. Girdikten sonra çıktın mı? Ya çıktım o ayrı ama ya bu beni hırslandırmadı ki. Bu beni düşürür. Çıkıp patodan, düşürür bu. Potodan şöyle bir şey. Ben de girerim. Başkası da girip. Ama çıkmak onun becerisi. Girip girmeye sıkıntı yapmıyoruz bu arada. Bak. Girilebilir. Evet. Tabii ki girilebilir. Bir şey söyleyeyim bak sana çok mantıklı. Ben oynarım. Benim performansım kötü olur. Benim yüzümden yenilmişizdir. Evet. Sen beni potaya yaz, evet. Ben gelsin elini sıkarım beni yazdığın için zaten. Ben ama bak şöyle bir düşün bugün. Örnek veriyorum ben ekip lideriyim. Sen dışarıdasın bugün. Ben aynı kişilerle yarışayım, sen dışarıdasın. Hiç yarışmamışsın, elini bile sürmemişsin. Hiçbir suçun yok, seni ekibe yazıyorlar, potaya gönderiyorlar. İkisinin başarısını gördüğüm için ikisini de yazma elim gitmezdi. Öyle bir haksızlık ama bu. Hayır, haksızlık falan değil. İkisinin de başarılı olduğunu ben biliyorum. Senin haksızlık terazinin nasıl bilmiyorum, haksızlık ben bu. Terazi burcuyum ve gayet de terazi... Bak bunu var ya ileriki bölümlerde terazi yanlış göreceksin. Ne demek istediğimizi anlayacaksın. Bak sen adaletliysen eğer ben gerçekten şunu söylüyorum, de diyeceksin ki Soner'e evet, Soner... yakıştıramadığım tek bir şey var. İçeride ben onun sözünü sonuna kadar bekledim, ondan da şunu beklerdim. Benim sözümün bitmesi. Tek olsan, tek olsan yani, beklerdim, dur Yağız var diye beklemedim orada. Bak, Yağız'la olan olayın beni ilgilenmez. Orada benimle konuşuyorsun, ben senin kelimenin bitmesini sonuna kadar bekledim. Şurada demişsin ki, hani orada bekledik, kritik yapmak için kahve aldılar, balkona çıktılar. Senden şunu beklerdim, orada hatalı olabilirim. Buraya kadar gelip, bak ben geldim arkandan senin. Seninle gelip, arkadaşlar biz kritik yapacağız, oraya niye gelmiyorsun? Bunu dediğinde sana söyleyebilecek tek bir kelimem olmazdı. Olmaz ama sen ama ekip liderisin, bunu sen düşüneceksin. Dönüp arkana gittiğinde gerçekten olmuyor. Ama bunu sen düşünmen lazım değil mi? Bunları daha çok düşüneceğiz, çok konuşacağız. Senden bir isteğim var, yapacağına da inanıyorum ve biliyorum. Biz ne kadar şu an böyle bir kavgalara girişmiş olsak da istemeyerek, oyuna çıktığımızda tek yürek, tek bilek. Onu yapmaz zaten. Ben onu da bırakmam kimseye. Hiç kimse yapmaz onu. Yani hiçbir şekilde yapmaz. Kim yapmaz? Yok kimse biz yapmaz yani. Biz bunları böyle konuşuruz ama biz hepimiz oyunlarda düşman değil de yani çok kavgalı bile olsak oyunlarda bunu göstermeyiz. Öykücüğüm bir şey diyebilir miyim? Tabii. Abi çok... bak ben mesela hani benim seninle asla kişisel bir problemim olmaz. Benim bu evde kimseyle, ben çok kanlı bıçaklı olduğum insanlar da var ama iki gün sonra onu ortada bırakıyordu. Benim senden istediğim neydi biliyor musun? Hani sen dedin ya niye peşimizden gelmedin? Bak sen bir ekip liderisin. Lider vasfı olarak. Sen ilk geldiğimiz dakikadan itibaren diyecek ki arkadaşlar bir toplanalım. Dünün kritiğini yapalım çünkü bugün iki tane oyunumuz var. Şimdi bu adam belki sana dargın uyumuş olabilir, anladın mı? Ya da... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.